Merhaba. Bugünkü videoda MedKit Prime'da Else If ve Also If programların fonksiyonlarından bahsedeceğim ve neden farklı davrandıklarını açıklayacağım. Bu örnek için program olarak tanımlanmış bir örnek oluşturalım. Burada fonksiyonu hash olarak adlandırarak kullanacağız ve bu fonksiyon x y parametrelerine bağlı olacak. Programı başlatmak için programlama satırı ekleyeceğim ve ilk önce bir if ifadesi yazacağız. Bunu bir programlama fonksiyonuna çevirmek için Ctrl J tuşlarını kullanabilirsiniz. Ve ilk koşullarımızı oluşturalım. Öncelikle burada x sıfırdan büyükse bir dönüşüm değeri sağlıyoruz. Sonucumuz örneğin 2 olsun. Bundan sonra yapmak istediğimiz şey bir if fonksiyonu daha eklemek. Tekrar programa gidiyoruz ve also if ekliyoruz. Buraya da y'nin 5'ten küçük olması koşulunun doğru olması durumunda döndürmek istediğimiz sonucun 3 olmasını istediğimizi söyleyeceğim. Ve son olarak da programlamaya gidip else ifadesine ekleyip if koşulunu kapatmamız gerekiyor. Eğer bu koşulların hiçbiri doğru değilse değeri 5'e döndür diyeceğiz. Benzer bir fonksiyon daha yaratacağım ama bu defa also if yerine else if ifadelerini kullanacağım. Bu fonksiyonu buraya kopyalayalım ve bu fonksiyona h1 adını verelim. Ayrıca also if fonksiyonunu seçip programlamaya gidip bunu else if ifadesiyle değiştirebiliriz. H ve h1 için aynı değerleri girip sonuçları görelim. Ben h2 diyeceğim, yani x eşittir 2, y eşittir 2 olacak şekilde ve sonucu hesaplayalım. Gördüğünüz gibi sonuçlar farklı. Şimdi her bir fonksiyonun içinde neler olup bittiğine bakalım. Also if örneğine bakarsak, x'in sıfırdan büyük olup olmadığını değerlendiren bir if ifadesine sahibiz. Eğer bu koşul doğruysa sonucu 2'ye döndürür. Ve y'nin 5'ten küçük olup olmadığını değerlendiren also if fonksiyonumuzun bulunduğu bir sonraki satıra geçer. Bu koşul da doğruysa önceki sonuç geçersiz kılınır ve yeni sonucumuz 3 olur. Eğer ki bu programda yer alan koşullardan hiçbiri doğru değilse else dalı çalıştırılır. H1 programına geçersek programın ilk satırında yine aynı if ifadesine sahibiz. X sıfırdan büyükse sonuç da doğru olacaktır ve else if ve else dalları yürütülmeyecektir. Ancak ilk koşul yanlışsa program else if satırından devam edip y'nin 5'ten küçük olup olmadığını kontrol eder ve eğer doğruysa sonucu 3 olarak verir. Aksi takdirde else dalı çalıştırılacaktır. Özetle ikinci örnekte ilk satırdaki if ifadesinde yer alan koşul doğru olsa bile else if yalnızca koşulun yanlış olarak değerlendirilmesi durumunda çalıştırılır. Bu anlattıklarımızı bir grafikle inceleyelim. Plot sekmesinden bir kontur grafiği çizdireceğim. Buraya h yazalım. Grafiği kopyalayıp diğerine de h1 yazalım. İkinci grafikte mavi rengin sıfırdan büyük değerlerin olduğunu ve grafiğin sağ tarafını kapladığını görebilirsiniz. İlk grafikte mavi alan daha küçüktür. Çünkü x hem sıfırdan küçük hem de sıfırdan büyük olması durumunda if yürütülecektir. MedKit ve MedKit işlevselliği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen kanalımızdaki diğer videolara da göz atın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.